Merhaba arkadaşlar, Ajans Spor'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün her zaman yaptığımız gibi Süper Lig'de haftanın olayını değerlendireceğiz Ali abiyle birlikte. Süper Lig'de 8. haftayı geride bıraktık. Alanya Spor liderliğini sürdürüyor. Trabzonspor'un takibi var. Sürpriz sonuçlar alındı. Biz de bu haftada maçlardan enteresan olayları sizler için derledik. 4 madde çıkardık. Bunları da sizlere aktaracağız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Programlarda belki radyo yayınlarını takip edenler, sen benimle sürekli dalga geçiyorsun bu gömlek üstü kazak konusunda. Belki kameralar karşısında da gerçeği görüyorlar. Merak edenler bakabilirler. Böyle çıkıyorum radyo yayınlarında da genelde. Bununla ilgili başlayalım istiyorsan. Biraz modadan başlayalım. Bu benim moda anlayışımdan. O işte senin hep TRT Spor'da isminin geçmesiyle alakalı. Yani TRT Spor'da isminin geçtiği haftanın ertesinde ya da ertesi gününde bu kazak oluyor. Otomatik olarak ama geldi bu kazak. Sabah, ben yapmadım. Sabah Spor'unda Barış abiden azar işitirsen gömlekle geliyorsun. Yani orada böyle bir direkt bir korelasyon var. Sende o zaman bu kazak olmadığına göre TRT'de adın geçmiyor ya da yerde de adın ben geçmiyor. Ben hep gömleğimle standart geliyorum. Evet, böyle bir giriş yapalım dedik. Haftan olaylarına dönelim. Tabii bu hafta çok konuşulan bir olay vardı. Yani o olay diğerlerinden sıyrıldı desek yeridir. Konya Spor kalecisi Serkan Kırıntı'nın henüz maçın ilk saniyelerinde gördüğü kırmızı kart. Akıl tutması, basiret bağlanması, şanssızlık nasıl ifade edebiliriz? Yani henüz kaçıncı saniye, 12. saniyede mi o 12, hareketi yapıyor? 12 diyen de var, 20 diyen de var. 20'de kartı mı yiyor? Öyle bir şey galiba. Evet, onu diyen var. 12 saniye olabilir ama. Ya maçın başında bu kadar hızlı bir kırmızı kart kaleciden ceza sahasının dışına çıkıp topu elle kontrol etmeye çalıştı, engellemeye çalıştı. Bilmeyenler için, izlemeyenler için kısaca öyle söyleyebiliriz. Hani bunu nasıl yorumlamak lazım? Nasıl yorumlamak lazım? Bir kere insanların sosyal medyada yorumladığı gibi yorumlamak gerekmediği kesin. Evet, onu yani onu yapmadığın zaman, o şekilde yorumlamadığın zaman tüm söylediklerin doğru olarak kabul edilebilir. Az önce sen söyledin, akıl tutulması, basiret bağlanması, şanssızlık. Bunların hepsini söyleyebilirsin ama kalkıp da Serkan Kırıntılı eski Fenerbahçeli, gelecek hafta Konya Spor Fenerbahçe ile oynuyor. O yüzden Serkan kırmızı kart gördü, Fenerbahçe maçında oynamak istemediği için dediğin anda yanlışa düşersin. Bundan önce hiç oynamadı mı bu adam Fenerbahçe'ye karşı? Oynadı. Çok da iyi oynadığı karşılaşmalar oldu. Evet. Bu arada istatistik olarak da ligin en çok kurtarış yapan, en isabetli kurtarış yapan kalecisi. En yüzdeli. Bir tanesi. Evet. Böyle bir kaleci. Bir hatırla de geçen sene Alanya maçında rekor kırmıştı zaten. Hatırlıyorsun değil mi? Değil mi? Doğru. Kurtarış rekoru kırmıştı. Geçen sene çok rekor kırıldı. Uğurcan da galiba. Serkan Kırıntılı. Yani böyle bir kaleciden bahsediyorsun. Bir de oynamak istemese, tamam Fenerbahçe maçında oynamak istemedi diyelim. Hadi maçın 20. saniyesinde mi kırmızı kart görürsün? İkinci yarıda mı görürsün? Bir de takımını bu maçta da yakıyorsun. Hani gelecek maçı geçtim. Daha maçın başında takımını eksik bırakıyorsun. Yani böyle işte açıklanamaz bence de. Futbol iklimi ve sosyal medyadaki trollerin bir araya gelmesiyle diyelim. Böyle fikirler ne yazık ki ortalığa atılıyor. Ondan sonra çok fazla sayıda aynı fikri yazan insan ortaya çıkıyor. Bunları görmek üzücü. Ama bu da şu an yaşadığımız futbol ikliminin bir sonucu, bir gerçeği. Bundan da sıyrılamıyorsun. İşte mesela Serkan Kırıntılı'nın yaptığı hareket haftanın olayı olabilirdi ama bu şekilde konuşularak değil. Tabii. Yani oyuncu itham altında bırakarak değil. Yani haftaya Galatasaray maçı olsa biz ya da o yazanlar diyeyim farklı konuşacaklardı değil mi? Evet. Bunu hiç akıllarına bile getirmeyeceklerdi ama Fenerbahçe olunca iş farklı noktalara getirildi. Oradaki bence temel sorun maçın henüz çok başının olmasıydı. Yani belli ki Serkan maçta maç başlangıcında hazır değildi kafa olarak. Hı hı. Ve öyle bir hata yaptı. Dolayısıyla tabii Konya Spor'un mağlubiyetinde bir numaralı etken oldu. Tabii. Hemen yani akabinde arada, gelen frikikten gol. Tabii Gilerme attı ama onun sonrasında da Konya topa sahip oldu. 10 kişi olmasına rağmen. Evet, ilk yarı %60'ın üzerindeydi toplu. Bayağı bir baskı yaptılar. İkinci yarıda da fena değillerdi. Pozisyonu da buldular. Hep söylüyor zaten. Yani 10 kişi kalmak dünyanın sonu değil. Ama nereden baksan tabii Süper Lig tarihinin en hızlı kırmızı kartı olduğu için enteresan, ilginç bir olay. Serkan'a geçmiş olsun. Tabii geçmiş olsun. Diyelim. Ben. Aynı zamanda o komple teorilerini üretenlere de geçmiş olsun diyelim. Hayat açısından. Onlardan da geçmiş. Evet, bu arada ben de mesela hani kalecilik kolay bir meslek değil gerçekten. Halı sahalarda az çok ben de yaptım. Hatta geçen sana anlattım sanırım. Bir halı sahada maçın başında kalecilik yapmaya başladım. Öncesinde de iyi ısınmıştım. Geriye bir geri pas geldi. Ayağımın altından kaçırdım. Ya. Gol oldu. Hani ben ekranda biri yapsa, bir kaleci yapsa. Oturduğunuz yerden konuşmak kolay. Aynen, Sayın nasıl Mertelen yaparsın, nasıl ayağın altından kaçırırsın dersin ama gerçekten başıma geldi. Çok da kolay toptu mesela. O yüzden hani Serkan'ın yaptığı hatayı ben anlayabiliyorum. Diğer futbolcuları da anlayabiliyorum. Gol de kaçırıyorum tabii ki zamanında. O yüzden çok da böyle fazla komplo teorisi üretmemek lazım. Diyelim bu konuyu da o zaman geçmiş olalım. İkinci maddemiz bu hafta Gençler Birliği
Onlar da ligin galibiyetsiz iki takımından bir tanesiydi. Antalya Spor deplasmana çıktılar. Ben açıkçası Antalya'yı galibiyete daha yakın görüyordum. Geçen hafta çünkü milyardan önce Fenerbahçe'yi yendiler. Ve bu tarz maçları bence kompakt bir şekilde oynayabiliyorlar. Ama işte orada da basiret bağlanması büyük ihtimalle. Önce Boffin'in hatası, sonra defans oyuncularının üst üste hataları, kırmızı kart derken bir anda maç ilk yarıda 5-0, ikinci yarıda da 6-0 oldu. Ve Gençler Birliği de ilk galibiyetini böyle sansasyonel bir şekilde aldı. Evet, hakikaten Süper Lig'de artık takım dengelerinin bu kadar yakın olduğu bir dönemde birinin diğerini deplasmanda 6-0 yenmesi çok kolay görebileceğim bir durum değil. Ama Gençler Birliği milli aradan önce bazı sinyaller veriyordu. İyi oynuyorlar. Ben İyi de oynuyorlardı. Izliyorum. Mesela Gençler Birliği Galatasaray beraberliğinde hatırla teknik direktörün sözlerini. Biz aslında kötü bir takım değiliz. İyi oynuyoruz demişti. Trabzon maçı. Trabzon maçı İki keza öyle. Doğru. Şimdi o sinyaller, o gelen hani ya da geliyorum diyen galibiyet Antalya'ya denk geldi. Antalya'nın da işte az önce senin söylediğin kendi içinde yaşadığı sıkıntılarla beraber çok farklı, çok flash bir sonuç ortaya çıktı. Bu sene bir daha deplasmanda bir takım 6-0 kazanır mı? Çok kolay değil. Değil. Çok kolay değil. Ama Gençler Birliği'ni tebrik etmek lazım. Bir de tabii böyle galibiyetlerle beraber işte hemen bir anda takımın motivasyonu, özgüveni artıyor. Şimdi daha iştahlı bir Gençler Birliği görebiliriz. Gençler Birliği bu ülkenin önemli kulüplerinden bir tanesi. Süper Lig'de olması gereken bir camia, bir kulüp. Örnek bir kulüp birçok açıdan. O yüzden Gençler Birliği'nin güçlü olması, Süper Lig'in de güçlü olması anlamına geliyor. Antalya cephesinde aslında ilginç sular bir türlü durulmuyor. Enteresan işlere imza atıyor Bülent Antalya Korkmaz Spor. Konusunda özellikle Bülent istifa. Bülent Korkmaz konusunda işte Kasımpaşa maçında istifa et diyor. Sonra dönüyorlar, flash bir galibiyet alıyorlar. Dönüyorlar, flash bir yenilgi alıyorlar. Enteresan işler oluyor. Ama bence orada temel problemlerden bir tanesi takımın belli bir sınırının olmasıyla beraber bence mental sınırları da var. Hı hı. Antalya Spor. Yani Antalya Spor açısından hedef ne bu sezon? Yani 5.lik, 4.lük en fazla. Öyle mi sence? En fazla. Bence ben de ligde kalmak. Ha. Bence de ligde kalmak. Ama geçen seneyi yani de fena götürmediler. Götürmediler ama beklenmedik işi yaptılar. Yani Antalya Spor'un mevcut düzeniyle, mevcut kadrosuyla bence önceliği tabii hep ona ligde kalmak olarak düşünüyorlar. Ben biraz şimdi uç örnek şey sezon yaptım. Başında da puanlar gelince konsantrasyonu her maça sağlamak Antalya Spor açısından bence mümkün olmuyor. Hep diyorum ya ben, yani hedefi belirleyen takımlar bir sonraki aşamaya Süper Lig'de geçemiyorlar. O rahatlığa hep kavuşuyorlar. Şimdi Antalya Spor mesela 4 maç üst üste kaybetse kim merak edip de soracak Antalya'da neler olabilir? Çünkü 4 maç kaybediyorlar. Ondan sonra bir bakıyorlar. Papuç pahalı. 2 galibiyet. Sonra yine bir kötü seri. Yani bu takımlar açısından böyle dalgalanmaları zaten dengeleyebilmek çok zor. Camia ve teknik direktör açısından. Benim gördüğüm o Antalya'da. Kadro kalitesi de dediğin gibi aslında ligin standardını bence de altında. Buna rağmen geçen sene de iyi iş yapmışlardı. Beklentiyi de öyle biraz yükselttiler. Şimdi kötü sonuçlar gelince de taraftar sabır gösteremiyor artık. Evet. Antalya'da. Taraftarın da tabii hani kulüp içindeki durumu net anlaması lazım. Taraftarlar da bazen gerçek resmi bence çekemiyorlar. Evet, fotoğrafı abi. Çekemiyorlar. Aynen öyle. Şimdi geçelim 3. maddemize bu haftanın olayında. 3. maddemiz tabii Galatasaray Sivas Spor karşılaşmasında. Sivas Spor'un 10 kişi kaldıktan sonra Türk Telekom stadında Galatasaray'a üstünlük kurması, daha fazla gol atması, daha fazla pozisyona girmesi ve hatta son saniyede beraberliği kaşınması. Yani bunu iki taraflı ele alabiliriz. Bir Sivas cephesi, bir de Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum. Sen az önce bahsettin ya, hangi maçın ilk konuştuğumuz? Konya Spor mesela. Dakika 1'de 10 kişi kalmasına rağmen bu hayatın sonu olmadı onlar için. Gayet %60'ın üzerinde topla oynadılar ve bir şeyler üretmeye çalıştılar. Güçleri yetmedi ama oynanabiliyor. Ama Sivas bunu gösterdi. Mesela büyük takımlar bunu gösteremiyor genelde. Evet, evet, evet. Hani bu sırf Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hepsi için geçerli. Yani Türk futbolunda beni en çok sinirlendiren olaylardan biri. Ama büyük takımlar için. Bak, küçük takımların Sivas da çok iyi. Küçük takımlar için hayat devam ediyor diyorsun. Onların zaten şartları zor. Evet. Onlar hani, devam etmiyor ama. Büyükler böyle çıtı pıtı bir şey olduğu zaman evet. Dağılıp gidiyorlar. Aynen gibi. Öyle oluyor ama. Abartısız böyle. Şimdi Beşiktaş Gaziantep deplasmanında 10 kişi kaldıktan sonra Vida'nın kırmızı kartıyla erken bir kırmızı kart. Dağılıp gitmişti hatırla. Tabii. Maç 3-2 bitti. Ama 3-0'a geldi. Kaçan goller. Birçok gol fırsatı var Gaziantep adına. Beşiktaş bir türlü o 10 kişilik balansı, hani artık önünde 85 dakika var minimum, oynaman gerekiyor ama bir türlü bulamamıştı. Şimdi dediğin gibi Konya Spor'da, Sivas Spor'da bu hafta 10 kişi kalındığı zaman oynanabileceğini gösterdi. Burada bana sorarsan
Hazırlık çok önemli, mental hazırlık. Ve bunun teknik adamlar tarafından oyunculara mutlaka anlatılıp, hani o senin hep verdiğin Michael Phelps'in olimpiyatlar hazırlanırken başıma şu gelirse ne yaparım, önceden, bu olursa ne olurum? Önceden canlandırıyor kafasında, evet. Maçı kafasında oynuyor, 10 kişi kalırsam futbolcu için söyleyeyim. Hatta hakemler için bile şöyle bir pozisyon gelirse ne yapacağım? Bu herkes için geçerli, aynen. Şu an bizim yaptığımız işte de geçerli. İşte bu kafaya hazırlama, mental hazırlık bence takımların tepki vermesini de beraber getiriyor. Şimdi bir takım stoperi atıldığı zaman mevcut kadrosuyla ne yapacağını biliyorsa, merkez orta sahada bir oyuncusu atıldığı zaman, hücumda bir oyuncusu atıldığı zaman hangi formasyona geçeceğini, ne zaman, nerede risk alacağını, nasıl oynayacağını artık otomatikleştirmişse ya da ezbere almışsa oyuncular, 10 kişi kaldığı anda bana sorarsan fazla panik yapmıyorlar. Çünkü kafada belli ne yapılması gerektiği. Hatta bu çalışma teknik adam için de geçerli. Sonuçta teknik adam oyuncuları ilettiği için teknik adamın da ben sağ kenarında çok panik yapmayacağını düşünüyorum. Ama bu tabii her hafta değişen 11'ler, değişen formasyonlarla beraber birçok hazırlığı beraberinde getiriyor. Yani sadece şunu diyemiyorsun. Stoperim atıldı, ne oldu? Çünkü senin o sıra acaba merkez orta sahanda stopere geçebilecek bir oyuncu var mı? Yoksa o değişikliği hücum hattından alıp kenardan bir stoper mi sokman gerekiyor? Maçı da okumak gerekiyor. Yani hem maç öncesi hazırlık lazım, 10 kişi kaldığın anda, hem de maç sırasında hızlı karar alabilmek gerekiyor. Bunu yapabilen takımlar 10 kişi kalmanın dezavantajını çok fazla hissetmiyor. Ama işte bizde ne hikmetse en fazla büyükler bu durumdan mağdur oluyorlar. Her zaman olduğu gibi büyükler her şeyde mağdurlar. 10 kişi kaldıkları zaman da en büyük mağduriyeti onlar yaşıyorlar. Sivas'ta bunu görmedik. Kofi atıldı. Sivas zaten fizik olarak iyi bir takım, diri bir takım. Galatasaray'ın da kendi saha içerisindeki problemlerinden iyi yararlandılar. Onu da söylemek gerekiyor. Hatta işte maçın son anında kaçan o müthiş pozisyonla 3-3'e bile gelebilecek bir karşılaşma. Sivas'ı tebrik etmek lazım. Böyle bir sezonda eğer istikrarı koruyabilirlerse yukarıda da yer alacaklardır. Evet, Alanya'yı, Trabzon'u belki zorlayabilirler şampiyonluk yarışında. Ve son maddemiz, son maddemizi de Trabzonspor'a ayırdık. Star için performansı biraz inişli çıkışlı bir kariyeri vardı. Çok fazla sakatlanan bir isimdi. Sezonu da pek iyi giremedi açıkçası. Milli arada da takımdan çok ayrı çalıştığını okudum ben. Takımda çok fazla çalışamadı ama Ünal Karaman güvendi ve Gaziantep karşısında ilk 11'i de sahaya sürdü. Ve beklentileri de aslında karşılayan bir performans gördük. Bir gol, bir asist. Evet, tamam, maçın başında. Ünal Karaman'ın söylediği sözler benim dikkatimi çekti maç sonunda. Diyor ki Star hiç hazır değil ama onu maç oynatarak hazırlamak istedik diyor. Yani süre vererek hazırlamak istedik diyor Star için. Bu da bir yöntem. Obi Mikel'de biraz bunu denediler. Evet. Sonunda başarılı oldular ama olana kadar da eleştirildi ve oyuncu sakatlandı. Evet, sonra sakatlandı. Şimdi Star çok hassas bir oyuncu. Sakatlık CV'si olarak, geçmiş olarak çok hassas bir oyuncu. Ama Staric'i de şunu söylemek gerekiyor. Çok fazla dışarıda tutarak hazırlamak doğru olmayabilirdi. Çünkü ilk kez İngiltere dışına çıkan. Doğru. Ve kabul edelim, İstanbul dışındaki şehirler yabancılar için çok kolay olmuyor Türkiye'de. Alışmaları biraz daha uzun zaman alabiliyor. Aileleri için, hani sırf kendisi aynen. için. Problemler çıkabiliyor. Dolayısıyla Staric'i biraz daha aidiyet duygusunu hissettirerek takıma monte etmek, alıştırmak belki daha iyi bir yoldu. Belki Ünal Karaman bunu düşündü ve uyguladı. Şimdi Staric hala kendini tam anlamıyla kanıtladı. Artık aidiyet hissediyor. İşte Trabzonspor'da başarılı diyemeyiz ama adımlar yavaş yavaş olsa da olumlu. Milyardan önce de o sinyalleri evet. vermişti. Şimdi tabii bunu sürekli hale getirmesi lazım. Rize maçında girdi. Çok güzel bir şutu direkten döndü, hatırla. Evet. Sörlot'a güzel bir asist yaptı. Onları hatırla. Hatta hatırlarsan geçen gün Sabahspor'unda konu olmuştu. Takımların farklı profilde oyunculara sahip olması saha içerisinde farklı problemlerin çözümünü de beraber getiriyor diye. Şimdi Trabzonspor'da bakıyorsun. Sörlot, Ekuban, Vakayeme, Staric, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Sosa. Yani bu oyunculara sahipsen her türlü oyunu oynayıp saha içerisindeki problemlerini çabuk çözebiliyorsun. İşte Staric'in değeri de burada ortaya çıkıyor. Staric o yüzden ne kadar daha fazla Trabzonspor'da forma şansı bulursa, ne kadar daha fazla kendini Trabzon'a ait hissederse, Trabzonspor'un da saha içerisindeki çeşitli maçlardaki problemlerini çözmesi o kadar kolaylaşacak. Evet, bu haftalık sonuna geldik. Haftanın olayı konseptli programımızın Süper Lig'de 8. haftanın olaylarını Ali abiyle birlikte değerlendirdik. Siz de videonun altına bu haftaki olaylardan birkaçını siz de yazabilirsiniz. Belki bizim atladığımız, bizim gözümüze çok önemli gelmeyen olaylarda, gözümüzden kaçmış olaylarda
olabilir diyelim. Ve tabii ki şu hatırlatmayı da yapalım. Ajansspor'un YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.